Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür, Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Belki fark etmişsinizdir, beni izleyenler, izlemeyenler. Normalde ben burada olmazdım, oturmazdım. Ya aşağıda ya mutfak başında oluyordum yemek yaparken açılışta. Bugün günlerden pazar. Bugün biz sılaşık atıyoruz. Tabii ki aldı, kendi tarlamızdan değil. Sağ olsun Naz babam eşi geldi. Eşim, oğlum. 2-3 de Eleman gençlerden bulduk. bulduk, eleman bulduk. Sabah babam gelecek yardıma. Abamın oğlan da var, Yunus da var. Onlar aşağıda katıyorlar ama garınca gibiyim yani burada. Normalde ben öyle bir şey olsa, iş olsa aşağıda dururdum. Yukarıda oturma imkanım yoktu. Mecbur, sağlık önemli. Ensem bilene inemiyorum. Çünkü kıynaşamıyorum olduğum yerden. İldim anda kıkamıyorum. Yürürken de bir sorun yok. Dedim ki kardelene açılışı ben başlatayım. Bazen kardelen açılışta nedense heyecanlanıyor anne diyor. Zorluk çekiyorum ben açılışta diye. Onun için inşallah çektiğimiz videoyu beğenirsinizdir. Belki beni arayacağınız Peran neredesin içinde sen yoksun diye. Arada gözükebilirim ama yani iş yapar kana fark edeceğiniz ki Peran içinizde olmayacak. Yani size böyle bir başlangıç yapmak istedim. Bizler için dua ediverin. Bir ben için değil Allah'ım hasta olanlara şifa versin. Derdi verip de dermanlar attırmasın. Gerçekten sağlık çok önemliymiş. Yani şimdi iyi olsam yine aşağı inerim işimi görürüm de. Şimdi mecbur yatıyoruz artık. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi aşağı geldim. Sağ olsun Naz Bey teyzem ve Mesut eniştem yardıma geldi. Babam var, abim var. Komşumuzun oğlu yine yardıma geldi. Yine yeğenimiz, kuzenim Yunus Emre yardımda. Eleman çok olunca inşallah çabuk bitecek. Biz bu şekilde çuvallara katıyoruz. Dündeki videomuzu eğer izlediyseniz böyle çuvalları ayarlamıştık Urki Engel'e, Sebat teyzeyle beraber. Şöyle göstereyim. İşte bu şekilde makine bunu ezip bu hale getiriyor. Hatta mısır taneleri bile şöyle belli oluyor. İşte mısır bu şekilde makineden geçip yani tarladan gelen buydu yani mısır, onu gösteriyorum sizlere. Şurada da yine iki kasa var, onları da katacağız. Toplamda 3 kasa aldık. 3 romok geldi bize. Evet. Bunu böyle çuvallaması zor oluyor. Ama hayvanları verirken de kolay oluyor. Bir aydır kendi kışlık hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi sıra geldi hayvanlarınkine. Biz geçen sene büyük tonluk poşetlere katmıştık bu silajları. O zaman da Y2 karcığımız zaman böyle el arabasına doldurması gerçekten çok sıkıntı oluyor. Ve büyük poşetlerde küflenme şeyi de çok. İmkanı da çok. Yani bunu yapması zor, bu şekilde çuvallaması zor ama ileride de yedirmesi kolay. Ben biraz çekeyim, ondan sonra tabii ki ben de yardım edeceğim. Kim insan bidona koyuyor, mavi bidonlar var ya bizde, onlara kim insan bu şekilde poşetliyor bizim köyde. Biz geçen sene ilk defa denedik tonluk poşetleri. Onlar hoşumuza gitmedi. Videonun kapağını açıyor babam. Çatalla alıyor. Çatalla. Yatırıyor bir yere. Ben yatırdım hiç görmedim. Her sene ben yatırıp aldım. Biz yatırıyoruz. Ya zor çıkar onlar. Değil mi? Bence de bidondan sılajı çıkarmak zor olur. Hadi katması kolaydır da. Bununla böyle çuval tutma derdi oluyor. Yön keskin. O cırtı kesiyor. Devriyorum. Şeye. Başlayalı yarım saat bile olmadı. Yine kasadan bayağı bir indirmişler. Şu kenarda da gördüğünüz gibi duvarın kenarında çuvallar var. Oradan getirip getirip dolduruyoruz. Babaannem ve ne güzel güneşten korunmak için çapaçı kadınları gibi kafaya şey yapmış, önlük yapmış. Güzel olmuş ama. Evet, güzel. Evet, ilk kasa gördüğünüz gibi artık bitti sayılır. Babaanne, bir saat oldu mu biz başlayalı ya? Olmuştur. Yine de saat şu an 11'e geldi sanırım. Ya çok iyi o zaman, hadi.
Bir de biz kendimiz yaptığımızda kasaları çiğniyorduk. Tabi o zaman kasa daha fazla oluyordu. İyi, gayet iyi. Bunda da kasa çiğnenmediği için. Bir de insan çok tabii ki, çabucak bitti. Bizim için iyi oldu. Çay koymuştuk. Çay içeceğiz birazdan da. Sebah teyzem de geldi biraz önce. Bu arada bu tabii ki çuvallar, cırt cırt deriz biz. Onlarla kapanacak. Ondan sonra bunları döşecekler. Aslında işin zor kısmı bir de onları babam gibi bekliyor. Yani kattıktan sonra bir de bunlarla uğraşıyorlar. Bakalım, neyse artık geç olsun da güç olmasın. Ondan dolayı. Evet, ilk kasa şükür bitti. Kasayı da dışarı çıkardılar. Şurada hemen ağacın gölgesinde çayımızı içeceğiz. Hemen Sabah teyzeme de getirdik. Annem yukarıda biliyorsunuz zaten hasta olduğu için. Eleman çok olunca gerçekten de Allah'a şükür çabuk bitiyor. Teyzem de babaannem gibi önlük yapmış. O zaman arabam olmadı, ondan olmuyor. Ama getiriveren dedim de durursuna ben getiriveren. O zaman durabilsin. Bu yolda çocuklara getir. Sizlere artık bugün böyle kısa kısa göstermeye çalışacağım. Biz artık çayımızı içelim. Ondan sonra tabii ki iş tekrar bizi bekliyor. Bu arada öğlen de tost yaptıracağız. Bizim köyümüzde dönerci var. Oradan öyle yaptıralım dedik. Çünkü yemek hazırlayacak. Annemin de şeyi yok zaten, hasta biliyorsunuz. Ben de aşağı yukarı yani hazırlayacak vakit yok diye söyleyeyim sizlere. En istedik bu seferlik de böyle olsun. Tost yaptıralım. Evet, çayımızı içtik. Şimdi artık ikinci kasaya başladılar bakalım. Yandaki biz şunlara ilave ederiz kasanın kenarlıklarına. Orası kaynaklıymış, açılmadığı için abim bu sefer tepeden katıyor bakalım. Babam da o tarafta bir yandan artık çuvalları bağlamaya başladı. Bugün de korkuluk demirlerimiz takılacak. İsmail abinin geçen hafta düğünleri vardı, bu yüzden kalmıştı bugüne. Onlar bakalım yukarıda çalışacaklar, biz aşağıda çalışacağız. Bugün gördüğünüz gibi bayağı bir yoğunuz. Emek olursa kışında yemek oluyor. Biz bunları almazsak hayvanlar kışın yoksa sadece kuru samana düşerler. Bunlar da biliyorsunuz küspelerimiz. Tabii ki şeker pancarı olduğu zaman, küspe başladığı zaman da küspe de alırız. Bu demir destek amaçlı hemen kiremitlerin altına olacak, boydan boya. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir demir. İşte tahta direkler değişip bu şekilde demir olacak. Evet, yine aradan bayağı bir vakit geçti. Saat şu an 12'ye falan geliyor. Gördüğünüz gibi İsmail abiyle orada kaynak yapıyorlar korkulukların demirlerine. Babam da poşetlemenin bağlamasını yapıyor. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Onu da birazdan göstereyim. İlk önce şöyle size kasanın son durumunu göstereyim. Artık buna da az kaldı. Bu da biz yemek yiyeseye kadar olur. Gördüğünüz gibi yarıdan az. Ben de çekim yapmadığım sırada ne yapıyorum? Babaannem gibi şöyle yere düşenleri doldurup hemen çuvala katıyoruz. Bizim de tabii oradan toplamamız fayda. Öbür türlü toplamadık mı yerde birikiyor. Sağ olsun teyzelerim de geldi. Annemin ne oluyor? Vekaletnameleri oluyor. Vekaletnameleri. Vekaletname. Ay, neydi onun adı? Vekaletname. Vekaletler işte öyle ya. Öyle demek istedim. Anladılar beni abi, sen ne yapacaksın? Nerede lan? Efendim. Oğlum ilk o zaman bizim vekaleti getirsin. Tamam, olur. Kardeşim hasta oldu işte. Bunlar da şöyle çuvallar yine yapıldı. Ne kadar kapatalım. İnşallah iyi olur da o da. Bu çuvalla çok doldurduğun zaman tabii ki kapanmıyor.
Baba hep bunları doldurdun mu? Ama kapattın mı? He. Oo bayağı bitirmişsin o zaman sen. Baba cırt cırt nerede? Hadi. Ya onu göstereceğim de. Şöyle biz buna cırt cırt diyoruz. Bu bayağı sağlam bir kilit şey. Bu. Ha kilit. Cırt diyorlar, kilit diyorlar. Bakın babam aynı saç bağlar gibi bunu bağlayacak şimdi. Sonra arasından geçirince bunu bağlamak da zor. Hava aldırırsan iyi değil tabii ki. İçindeki çürür. Değil mi? Gayet sağlam bir şekilde kapatılıyor işte. Al baba elimde kaldıydı. Ya. Toz siparişini de verdik. Saat 1 gibi almaya da gideceğiz. Getirirsin ya ondan. Öyle mi? Neyse sonra konuşuruz. Evet, ikinci kasayı da bundan bir 15 dakika önce falan bitirdik. Artık birazdan da karnımızı doyururuz. Şunları gördüğünüz gibi babam bağlayıp bir de oraya ne güzel döşemiş. Bunlar da yine katılanlar. Şurada hemen de dün hazırladığımız çuvallar var. Tabii ki onlar da üçüncü araba içinde olacak. Ha, şu arabayı da göstereyim kasayı. O sonuncusu artık ondan sonra yok. Evet biz 3. arabayı boşaltmaya başlamıştık. Artık tostlarımıza geldi. Bu arada saat de 1'e geliyor. Çünkü tostçu da temizlemiştik 1'e doğru gelsin diye. Şöyle annem üzüm yıkamış, kavun kesmiş. Tabii ki annem eğrilip doğrulamıyor. Bu yüzden ben çıkardım bunları. O sadece dikeldiği yerden işleri yapabiliyor. Çünkü eğilip kalkamıyorum. Sadece dikeldiği yerden karnemiz gibi kavunu kestim. Karnem bir elimi kavunu verdi. Böyle olmasak yani besmele yapacaktık. Yemek hazırlattık. İyi kötü hepsi de var. Tavuk besliyor zaten evimizde. Ama zaman olmadı. Su mu? Su var burada. Şunu da gösteriyor kardelen bak biberleri patlıcanları. Efendim. Ayşe de Kerim şunu götürüyor dikkatini alalım ben ayrına. Evet bir de annem ayran yapmış. Kola var, fanta var. Tostlarımız da poşette. Bamyelerini de gösteriyor kardelen. Onlar çok güzel. Bunlar da bazıları dolaba döşenecek. Bizim aşağıda merdiven altında dolabımız var. Ne oldu? Baba o yana geçeyim. Erkekler de buraya otursun. Geçtim. Karnımızı doyurduk. Yenice artık aşağı inmeye başladık. Yalnız herkes bir yerde abim ki kenarda oturuyorlarmış, bekliyorlarmış bizi. Millet dedim bir toparlanmadan şöyle sizlere göstereyim ne kadar kaldığını. Biz normalde bu çuvalları böyle sıra sıra döşediğimizde aralarında bayağı bir boşluk bırakıyorduk. Hani kediler geçsin, fare olup da çuvalları delmesinler diye. Yalnız bunda biraz alan darlığı var. Neden diye soracak olursanız. Normalde şu tel örgünün kenarına kadar biz çuval koyuyorduk. Bunda tabii kazlara tel örgü çevirdiğimiz için koyamadık. Alan biraz daralmış oldu. Tabii orta yerde tongalar var. Kenarda da saman olunca alan az kaldığında babam en iyisi demiş artık çuvalların arasına fazla boşluk koymayalım, sığdıralım diye bu şekilde döşemiş. Şöyle terasın artık korkulukları bitti sayılır. Abi diğer tarafın korkuluğu takılmış mı demirlere? Ha duruyor daha burada tamam. Onu fark etmedi. Tamam sadece. Şöyle ileriden bakalım nasıl görünüyor. Oo gayet de güzel görünüyor şu an. İşte yakın zamanda da ısı yalıtım yaptıracağız. Ustalarımız inşallah bir 10 gün sonra falan gelecekler. Aslında onlar hemen geleceklerdi ama bir sılaj yaptıracağımız için tabii kök malzemesi de bayağı oluyormuş. Bu yüzden erteletmiştik. Daha emir rengini falan da seçmedik. Onu da bir ara gider seçeriz. Hadi bakalım toparlanıyoruz. Tekrardan teyzem herkes topluyor bir yandan bitsin diye. Ezan da biraz önce biz ekmek yerken okunmuştu. Teyze akşamın yemeği yapacak. Sen içinden bir yandan düşünüyordur. Ben sana akıl bulu vereyim. Ne pişireyim diye vallahi. Kızartma yaptın mı yakınlarda? Yapmadım yapamayacaksın kardeşim. Sıcakta o da zor oluyor vallahi. Yorgun oldum bak kolum da şiş. Patates salatası edeyim diyorum. Mantıklı.
Mercimek yemeği seviyorlar mı? Bak ben mesela patates salatasıyla mercimek yemeğine güzel gider, severim. Oğlan nayım o benim. Senin de onlar seçici. Evet. Biz artık bir yandan çuvallamaya başlayalım. Yüzlük yüzlük. Ay şimdi yine yiyeyim. Değil mi? Herkesin şu an ağırlık düştü. Yatamıyorum. Bu yusak iyi olacak. Vallahi öyle teyze. Abim de diyor ki bunu da boşaltacaktık, ondan sonra karnımızı doyuracaktık. Ben de öyle düşünüyordum. Ama işte. Öyle nereden bileceğim? Öyle olmuyor. Şimdi kimisinin şey karnı acıkmıştır. Kimisinin. Ama şey şimdi parmaklar falan alıştı. Şimdi parmaklar soğudu, çuvalı tutuyor. Değil mi? Kimsenin kalkısı yok şu an. Teyze bakın öne yakalıyor. Başlayalım diye. Babam da yine bağlamaya geçmiş. O da kenarda diğerlerini bağlıyor. Neyse bunlar şimdi bana kızacaklar. Elindeki telefonu bırak. İşe başla diye. Ben ağırdan çiçeğimi bırakıp işimin başına dönem. Evet. Üçüncü arabayı da boşaltmaya devam ediyoruz. Babam buradaki çuvalları bağladığı için artık yer değiştireceğiz. Biz burada doldurmaya başlayacağız. Babam da oradaki ağzı açık çuvalları yine bağlayacak. Artık az kaldı sayılır ya. Herkes de yoruldu. Saat de 2:30'a geliyor. Söh çuvallar gidiyor. Beliye doğru geliyorlar. Yani yıkılacak çuvallar şimdi. Şöyle ki yarı oldu sayılır. Şuradaki çuvallar bile yan yatmış herhalde. Bayağı bir yıkılmış. Belki sonra düzeltirler, belki böyle bırakırlar, bir şey diyemiyorum şu an. Evet, artık ikindi oldu. Hatta sizler de duyuyorsunuz ki ezan da okunuyor. Aziz Allah. Şöyle ki saat biz 3 gibi boşaltmayı bitirdik. Herkes dağıldı. Ben o vakitten beri maalesef ki çekememiştim. Şimdi artık tekrardan aşağı iniyorum çünkü inekler bakılacak. Hem buralarda falan da gördüğünüz gibi iş çok. Annem de yukarıda yatıyor, aşağı iniyor tabii, fazla duramıyor. Yukarıda da canı durmuyor belli. Alışkın oldum ben hareketli biri olduğumda. Yani çok hareketli olmasam da yine mala başladı, alışkınız. Şu ağlı bileni normalde süpürmeyen Peran gözüme batıyor, yani süpüresim geliyor, dışkaresim geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle değil değil mi aynılar? Duymuyor. Babam da onları poşet diyor. O taraftakiler poşetlenmiş değil mi? Aynen. Bağlamış. Hepsini de bağlamış. Pardon yanlış söylüyorum. Bağlamış. Yani, evet. Bağlanmış. Pardon ben. Evet. Ben her gün yola gidiyorum. Bunları yapmayayım. Tamam. Nasıl? İyi. Gidilmesi böyle de iyi. Ezmesi çok da. Aynen. Yeni kararken çok iyi. Bir gün eşek başlar. Aynen. Senede bir defa oluyor bu işler ya. Tortu uflamızı da çoda. Ha onları gösterdim hep. Gösterdin mi? Ya tabii sen beni ne sanıyorsun tatlım? Tabii sen uzmansın canım. Ben senin yanında çırağım çırak. Yok sen kadar olamadık anne. Sen böyle elim alıp da çekebiliyor musun? Bu arada, çekemiyor. Şey diyecek. Ne diyecek? Traktör bizim değil. Komşumuzun onu getirip götürmek amaçlı şey yaptık. İlave getirem diye getirmişler. Bensiz yani işte bitiyormuş. Yani bensiz işte yapılıyormuş. Ama babam sen sürekli sanki sen de çalışıyormuşsun gibi. Kardelen annen nerede? Kardelen annen nerede? Deyip durdu aşağıda. Yatıyor yok abi. Yatıyor ben de öyle dedim. Yukarıda yatıyor yatılmıyor dedim. Yatılmıyor gerçekten bak belim ağrısa da. Yatılmıyor ya. Ruhum sıkılıyor aşağıda. Canım aşağıda şenlikli ya. Aşağı inesim geliyor. Tikeliyorum tikelemiyorum. Otursam rahat edemiyor. Yemeği bile zor yedin sen. He? Yemeği bile zor yedin yerde otururken. Aynen. Sabah kalfasını tikeldim yerden yaptım. Ben oturdum mu kakalmıyorum. Lan ilaçlarım açacağım diye. Mecbur birazdan da yarım saat sonra da sağım inerim. Kardelen'den sağ olsun oğlan yaptı bir gün. Makineyi taktılar. Galan da ben pörtümü melende kalmasın diye boşaltı edeyim. Bu arada duyuyorsunuzda kendi ezenlerimizde okunuyor. Allah ezenlerimizi dinlendirmesin tabii ki. Bugün şey oldu. Bizim panda ineğimizi biliyorsunuz ya, siyah inek. Onun yani makineyi ben taktım ona. Arzu'ya abi taktı. Şeyi Ebrar'da da takamadım. Abim kenara gel falan dedi. Ben takamaz sandım ama gerçekten de abim makineyi niye takabildi? Helal olsun. Helal olsun. Pardon bir şey mi geliyor ya? Ha, oraya kırıyorlar.
Böyle geleceğiz. Tamam. Oradan bir şey düşer. Bu arada yağmur yağacak gördüğünüz gibi, inşallah yağar. Hemen bir yer boş durunca armutları toplayalım. Toplayalım. Yukarıdaki tahta direkler kesilip demir direk oluyor. Onları da birazdan sizlere tabii ki göstereceğim. Günaydın arkadaşlar. Peran neden günaydın derseniz, dün sılaş işlemi bitti. Tabii ki ben yapamadım. Dün videoyu sonlandıramadık. Çünkü sadece ben dama ineklerin memesine süt kaldığı isteği onu yokluyorum. Allah razı olsun kardeşler. Bu benim hastalığım sayesinde örgen inek salmasına yine takıp çıkarıyordu ama daha iyice tecrübesi yok. Yani kaldığını kalmadığını bilemiyor. Aynen. Mecbur dama iniyor. Dün de bir anda eğilip kalktıkça yine sancılarım çoğaldı. Aynı şekilde dama geldik, bitirdik işlemi. Sadece ben sağımı yapıyorum. Ondan sonra buraya oturuyorum aradım. Ottum mu da kakamıyorum. Bugün inşallah iyi hava hadisleri alırız. Doktora gideceğiz. Bakalım doktor ne diyecek. Bir yandan kendimden korkuyorum. Doktorun ağzından kötü bir cümle çıkarsa diye. İşte o şekilde dedik. Bir sonlandıralım dedik. Gerçekten içimizi sinmiyor sonlandırmadan. Kardeşim sabahtan beri dedi durdu. Anne sen yukarı çıkmadan sonlandıram diye. Elimize aldı kardeşim telefonu. Sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.